Evet arkadaşlar, herkese merhabalar. Bugünkü konuğum, yorumlarda da çok istediniz, çok arzu ettiniz. Sağ olsun beni kırmadı, Hasan Gözetlik. Hoş geldin Hasan'ım. Nasılsın, iyi misin? Sen nasılsın? Teşekkür ediyorum, çok sağ olasın. Teşekkür ediyorum, yoğunluğun arasında bana da zaman ayırdığın için, burada bizimle birlikte olduğun için sağ olasın. Ne demek abicim, her zaman. Çok sağ olasın, Allah razı olsun. Hasan'cığım. Hemen böyle konuya girmek istiyorum. Hasan Gözetlik kimdir, nerededir, müzeye nasıl başladı, kaç yaşından beri müzikle uğraşıyor? Bunlarla alakalı böyle bir seni tanıyabilir miyiz? Söyleyeyim hemen abicim. 1990 doğumluyum, Bergama doğumluyum. Bergama'da kısa bir süre kaldıktan sonra direkt hepimizin zaten ortak noktası evet. O. İstanbul'a bir göç söz konusu. İstanbul'a gelmiş bizimkiler kısa bir süre Bergama'da kaldıktan sonra. Müziğe nasıl başladım? İlk 9 yaşıma kadar falan hiçbir hevesim yoktu. Zaten biliyorsun ailede herkes müzisyen. 9-10 yaşından sonra yine biraz önce de konuştuk. Bizim Samimi evet. İbo Show'da evet. İzledim. Müzik o zaman bir şey çalmıyor muydun? Hiçbir şey çalmıyorum. Evet. Bir kıskandım herife abi böyle bir şey. Ben dedim keman çalacağım. Rahmetli tanırsın Alparslan Evgür. Evet. Evet. Allah rahmet eylesin. Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Amin. Hemen babam da o zaman onunla şeye gidiyor, TRT'ye gidiyor. Babanın da ismini söyleyelim. Altan Gözetlik babam da. Ona da selam olsun. Elinden öpüyoruz Altan abinin. Hemen keman derslerine başladık abi. 2 ay, 3 ay geçti. Babam al bakalım dedi. Çaldın abi. Mı? Tabii al bakalım dedi. Ne yapıyorsun sen? Seni yolluyoruz derse. Bir dinledi beni. Sen dedi bırak kemanı. Allah! Çok güzel. Ondan sonra işime konservatuvar serüveni başladı. Konservatuvarda da trombonla tanıştım. Okulda mı tercih ettiler bu sazı? Aynen. Yani abi, senin kafanda hiç trombon yoktu. Ya zaten enstrümanı tanımıyorduk abi. Evet. Ama baba klarnetçi değil mi? Tabii baba tabii. Klarnetçi. Yani üflemeli oradan mı acaba? Nasıl? Ya şöyle bir durum var. Bizde üflemeli trompet bilinir. Evet. Klarnet... Zaten ailenin de Allah rahmet eylesin çok önemli fertlerinden biri Ergün Şenlendirici. Sizin de akrabanız aynen, oluyor. Babamın dayısı. Evet. O da çok trompete başka bir bakış açısı getirmiş. Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden biridir. Hüsnü Şenlendirici'sinin de babasıdır aynı aynen. Zamanda. Yani Türk müziğinde trompetin ufkunu evet. Evet. O açtı. O bir doğru. Yol gösterdi bize. Doğru. Ve Türk trompetle Türk müziği çalınabilir evet. Hale geldi. Evet. Ya o girdim enstrümanı hiç tanımıyoruz. Evet. Bilmiyoruz. Ama onu söylüyordum. Klarnet bilir bizde. Asma davul çalarlar. Evet. Trompet çalarlar. Bitti. Bizim mahallede kanuncu arasan evet. Bulamazsın. Kemancı arasan bulamazsın. Doğru. Ondan sonra hocama enstrümanı acaba trombon nedir diyoruz şimdi biz. Çıktık bahçedeyiz mimarsının. Geldi. Direkt mi sana verdiler? Hemen direkt trombon mu dediler? Tabii. İşte ne istiyorsun dedi bana. Ben hala kemandayım. Acaba olur diyorum ben. Babam da olmaz diyor. Ben olur diyorum olmaz diyor. Dedi çünkü anladı benden bir şey olmayacağını. Geldiğin dedi ki hoca ne istiyorsun enstrüman? İlk önce sordular bana. Dedim ki ben keman ya da klarnet istiyorum. Baktı bu parmaklarla dedi zor abi. Vay be. Direkt bana. Sen dedi tromboncu ol. Annem ağlıyor. Bu dedi ne? Bu rahmetli üstüne teyzem var. Evet. 5 sene önce öldü. Allah rahmet eylesin. Yavrum dedi sen bizim buralarda bu köydüğünden de yok bu dedi yani. Sen çok aç kalırsın bu enstrümanla dedi. Öyle başladı ondan sonra. Ya, ama tamamen hocam... Çok komedi bir şey. Ama gerçekten de ne kadar doğru bir karar verdiklerini. İşte bak geçen hafta bilmiyorum izledin mi? İsmail abi konuktu. İsmail Altunsaray konuktu. Yine aynı buna benzer böyle bir muhabbet olmuştu. Şey dedik işte Bülent abi dedi ki Kirpi. Hı hı. İşte benim dedi oğlana dedi işte sazı dedi işte okuldan dedi karar vermişler dedi. Aslında yanlış değil mi falan. Biz de tam aksini iddia ettik. Dedik ki hı hı. Okulun vermiş olduğu işte çünkü adamın dudak yapısı işte parmak işte yapısı abi falan. Abi lafını kesiyorum zaten 2 tane sınav var. Bir kulak sınavı var. Evet. İkinci sınavda hocalar birleşip bir heyet kurup evet. Sana enstrüman seçiyorlar. Yani sen gidip tak diye istediğin sazı evet. Keman, viola vesaire. Çok güzel bir şey. Çok doğru bir karar geliyor, olmuş. Geliyor dudak pozisyonuna bakıyor. Ellerine kollarına bakıyor, elinin uzunluğuna kolunun uzunluğuna bakıyor. Ondan sonra sana enstrüman durup dururken al sen şunu çalacaksın demiyor yani. Evet evet. Şimdi trombonun da şöyle bir durumu var. Şimdi nasıl trompette Ergün amca rahmetli bir tavır ve bir tarz getirdiyse, Türk müziğine o enstrümanı soktuysa, Hasan Gözetlik'te trombonu bizim müziğimize
öyle bir güzel uyarladı ki, hatta ben şunu da duydum. Seninle alakalı yurt dışında tez veriyorlar. Yani seni araştırıyorlar. Bu adamlar, bu enstrümandan böyle bir sesler yok, bu komaları yok. Böyle bir nasıl buluyor bu adam diye. Bunları, evet, böyle bir şeyler de duydum. Oluyor, yani gurur da duyduğumuz bir şey. Çünkü çok genç yaşta böyle çok önemli. Yani bu enstrümanda gerçekten o sesleri çıkartmak, o tavrı çalmak çok zor bir şey. Yani bu, tabii okulda bunun eğitimini vermiyorlar. Bunu tabii sen nasıl geliştirdin? Bunu nasıl yaptın? Ya onun da, o da şöyle oldu. Verdiler enstrümanı abi. İşte etütler, bilmem neler. İlk bir sene zaten sadece ağızlık üflüyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Ya batı eğitimi alıyorsun batı tamamen. Batı eğitimi alıyorsun tamamen. O işte evde gam çalışmaya başladım. Bu arada babam da hep beni izliyor. Enstrümanı o da benimle beraber tanımaya çalışıyor aslında. Bir sene, bir buçuk sene geçtikten sonra üstünden şey dedi. Bir gelsene dedi bana. Şunu çal bakayım dedi, ağzıyla böyle Türk müziği bir şey söyledi. Ne yapıyorsun sen ya dedim, beni hocalarım dedim. Bir de yasak değil mi? Okulda yasak da yasak tabii, böyle şeyler tabii. Hocalarım öldürür beni dedim, olur mu öyle şey? Doğru dedi, sen söyleme hocalarına dedi, gel bakalım. Şunu yap. Baba olmaz bu sazda, imkansız. Ya oğlum diyor, ben görüyorum bir şeyler olacak. Çünkü müsait enstrüman diyor yani Türk müziği çalmaya. Aslında sen baba bulmuş. Tabii babam. Aslında o keşfetmiş yani. Müziği babam keşfetti, aynen abi. Hadi bunu da yap derken ilk çalmaya başladım. Ya çok da kötü tınlıyor böyle. Ya baba olmayacak bu falan filan. Ya sen ilk denemeler olduğu için tabii. İlk denemeler olduğu için çok kötü geliyor kulağa. Babacığım olmaz derken ben de bir şeyleri böyle keşfetmeye başladım. Allah Allah, tatlı geliyor. Olacak sanırım gibi mevzular döndü aramızda. Ondan sonra da tabii üstüne bir şeyler kattım. Kendi ruhumu tabii biraz kendi kattım. Tabii kendi tavrını koydum. Kendi, doğru. Fatih abi, Fatih Erkoç çalıyordu zaten. Evet. Hem de çok da güzel, Türkiye'nin en önemli trombonculardan biridir. Caz trombonculardan biridir. Onu da böyle izleye izleye, o da çünkü ara sıra TRT'de onun kayıtları vardı. Peki böyle o bu tarzı çalabiliyor mu? Yani senin gibi değildir herhalde. Ya çalıyor. Onlar tamamen... Ya, tabii. Yani. Çalıyor ama şey oldu mesela, benim tam bizim istediğimiz özümüz oldu aslında. Benim çaldığım bu. Düşünsene bir klarnetin veya bir kemanın yapmış olduğu namede, nameyi bu enstrümanda duyurabilmek çok zor bir şey yani. Sen de ayrı bir tavır oldun ve hani şu anda geçmiş dönemde de gelecek dönemde de eminim ki Türkiye'deki bütün dizi müziklerinin aranan ismi, bütün albümlerin aranan ismi oldun. Yani öyle bir şey ki Türk müziği aranjelerinde de biz Hasan Gözetli'yi duyuyoruz, yakıştırıyor. Tamamen pop altyapıların üstünde de Hasan Gözetli'yi duyuyoruz, çok yakıştırıyor. Aynı zamanda sen tek başına, biz çalıştığımız zamanlarda da tek başına işte trompeti de, trombonu da, hani bu aileyi de komple duyuruyorsun. Bir orkestra gibisin aslında. Tek başına bütün enstrümanları da çalabiliyorsun. Aynen ki klarnet abi. De çalıyorsun. Aynen. O da şöyle oldu. İşte, trombon 3 sene, 3,5 sene, 4 sene sonra baktım her şey istediğim gibi gidiyor. Dedim ya, trompet atasazı. Evet. Fransa'ya konsere gittiler Hüsnü Hanımlar babamlarla. 2004-2005 senesi. Trompetini aldı böyle alelacele, bizim eve bıraktı. Hasan dedi şu sende dursun, ben dönünce alacağım. Onlar turneye işe gidiyorlar. İşe birkaç gidiyorlar falan. Konsere. Ben de lan dedim bu ne, bakayım yoklayayım şunu falan derken Sendur abi aradı beni. Ebru Yaşar'ın o zaman bir işini yapıyor. Hasan'cım dedi işte. Kayıtlara kaç yaşında başladın? 13 yaşında, 14 yaşında başladım. İlk kaydın neydi? Kemal Alaçayır. Hangi albüm, hatırlar mısın? Hiç bilmiyorum ama bayağı aklıma almıştı benim. Büyük bir sınavdı yani. Doğrudur. Mimar Sinan'a giriş sınavından doğrudur, daha doğrudur, beterdi benim doğrudur. İçin. Ama üstesinden gelmişsindir. Şükür abi, tam böyle şeydi. O zaman yine babamdan çok bahsettik bugün. Yanımda tam böyle Kemal abiyi çekecekmiş artık. İşte Kemal, çocuğu yormayalım. Çünkü ben içeride telaş yapmaya başladım artık. Ya olmuyor. Yani daha bir buçuk senelik tromboncuyum. Kemal abi de yazmış. Çok da güzel yazmış. Olmuyor Kemal'cim, yormayalım çocuk da, bak çok telaşlandı gibi konuşacakmış. Bir anda böyle bir şey olmuş, diyor. Aa dur demiş Altan abi. Dur elleme bak, çıkıyor mevzu derken o çorap söküğü gibi arkası geldi zaten. Ha, onu söylüyordum. Sendur abi aradı. Hasan'cım dedi Ebru Yaşar'ın trompet kaydı var. Ben adama demedim ki kayıt çalmak çok büyük bir aşk bizim için o zamanlar. Heyecan. Yani uyumuyordum ben Hüsnü Ambarası'nın, Göksu'nun Ambarası'nda kayıt çalalım diye. Evet. Çalıyorum dedim herife ben abi. O zaman o ara stüdyosu vardı ya. Sana şey mi dedi Sendur abi telefon açıp? Kayıt çalıyor musun dedi. Ya, trompet kaydı var dedi direkt. Sen de direkt çalıyorum dedin. Ben direkt. De tamam abi dedim. Halbuki trompeti de bilmiyorsun. Bilmiyorum. Saz orada köşede. Ben aldım bakalım bu neymiş dedim falan filan. Bir tek böyle re
R'den çalmayı, gamı trompete göre evet. R'den çalmayı öğrendim. Ama trombonu da götürdüm yanıma ki şey yaparsa, abi ben sana yalan söyledim. Ben trompetçi değilim. İstiyorsan evet. bunu trombonla çalayım de diyeceğim yani. Sahtekarlık evet. da var. Bir baktım ton re çıktı abi. Şansına. Şansıma ton re çıktı. Hangi şarkı? Hiç bilmiyorum ki, hatırlamıyorum abi. Ne öyle yap, öyle böyle çal. Bir buçuk saat, bir saat uğraştı benimle. Şeyde çıktı, parçada çıktı. Çıkarttı. Ben eve geldim, dedim ki ben trompete çalacağım. Zaten atasazı o da oradan yürüdü. Hüsnü abimin yanında yetiştim, Göksun abinin yanında yetiştim. Birinci dubleyi çalarken ikinci dubleyi tabii, düşünmemi gerektiğini. Her şeyi onlardan öğrendim. Yani bir okul kadar benim için tabii, aslında. Tabii tabii tabii. Onların ya bir de eğitimi şöyle de çok bir şey var. Önemliydi. Ben seni bildim bileli hemen hemen dediğin gibi o yaşlarından beri zaten çok da başarılı kayıtlar hep verdin bize. Biz ne zaman işte seni projelerimizde çalışmak istesek seninle hep böyle ne istiyorsak onu bize duyurdun yani. Çok küçük yaştan beri başarılıydın zaten. Konu hep şeye geliyor. Yani bir insan tamam eyvallah çalışarak belki bir yerlere getirebiliyorsun ama ilk aldığın andaki o şeyin var ya o neyse o gidiyor yani. Tabii, tabii bir abi, ilerleme aynen. olmuyor. Bu Allah vergisi bir şey. Allah sana o kudreti vermiş işte bu sözü sen çalacaksın. Değişik bir noktaya getireceksin. Kendi tavrını oluşturacaksın ki bugün Hasan Gözetlik tarzını bugün kim dinlese direkt o sazı evet abi Hasan çalmıştır diyebiliyor veya artık yeni kardeşlerimiz de senin gibi çalmaya çalışıyorlar. Şey, ona da çok seviniyorum. Şeyin oğlu mesela Mehmet abinin oğlu evet. olsun, Caner abinin oğlu evet. olsun. Yeni jenerasyondan da çok tromboncu çıkıyor. Evet, evet. Bir de şeyi de duyuyorum. Kendileri istiyormuş trombonu tabii. böyle. Tabii tabii. Sen çok başka bir şey, şey yaptın. Yani bu enstrümanı evet böyle de çalınır. Buyurun arkadaşlar. Yani belki sana kadar olan kısımda bu enstrümanın böyle çalınmıyordu. Hı-hı. Kimse çalmıyordu. Hı-hı. Senden sonra insanlar artık evet böyle de çalınıyormuş. Bize de yakın oldu. Bizim kullanmış olduğumuz, işte çalıştırmış olduğumuz tarzlara da çok aynen, yakıştı aynen. bu enstrüman. Aynen güzel oldu. Çok güzel oldu. Bir parça çalalım mı? Çalalım abi evet. Oh,
sağlık. Harika. Enstrümanın sesi insan sesine çok yakın, yakın. Değil mi? Aynen. Cello ile beraber. Biraz trombonu anlatabilir misin? Cello ile beraber insan sesine en yakın enstrüman. Biraz tarihle alakalı bilgi alabilir miyiz? Tarihle alakalı şöyle söyleyeyim. En fazla orkestralarda, senfoni orkestralarında kullanılıyor. Klasik müzik kökenli. İlk başlarda da bas notlar, baso diye tarif ettiğimiz notlarla ihtiyaç olan bir enstrüman. Daha sonra kişiler bu enstrümanı daha virtüöz derecesine çaldıkça orkestrada daha önemli yerlerde de kullanılmaya başlayan bir enstrüman trombon. Tarihi hemen hemen böyle işte. Şeyi merak edeceğim Hasan'ım. Hiç mesela mutlaka alıyordur da örnek veriyorum işte bir şey çaldığın zaman hani dinliyorsun ya, kendi çaldığını dinliyorsun ya. Ya evet ya bu işte tamamdır yani, çok hoşuna giden böyle bu tarz şeylerin oluyor mu? Böyle duyguların oluyor mu? Dinlediğin zaman mesela hani insan kendi kendini çok beğenmez ama senin böyle hani ya böyle çalınmalıydı zaten daha bunun üstü yok dediğin çaldığın şeylerin oldu mu? Ya ilk önce şeyi söyleyeyim abi. Kendini dinleyince utananlardanım. Çok izleyemiyorum böyle kendimi. Evet. Böyle bir şey bile Instagram'da, sosyal medyada vesaire bir şey paylaştığım zaman hemen anam acaba Hüsnü abim dinleyince ne der? Değil mi? İşte ve babam mesela o konuda en büyük düşmanım babamdır. Yine beğenmeyecek. Biliyorum falan. Diyor mu? Hala diyor mu? Tabii abi. Yapma diyor, ya. Bilmez mi? Aa işte Göksun abim görecek. Ondan sonra cuma işte Tayfun Balarısı var Volkan abi de ki bizim piyanistimiz. Aman Tayfun abi görecek. Arkadaşlarım bir şey der mi? Hep öyle bir tedirginim. Ama güzel bir şeyler de çıkınca evet aa ne güzel oldu değil ya. Hoşuna gidiyor bu, değil mi? Bunu da diyebilmesi lazım insanın zaten abi. Kendini dinlediğinde ve güzel bir şey çıktıysa ortaya da. Aa evet buymuş. Peki işte. Mesela Göksun abiyle, Hüsnü abiyle işte kayıt çaldığın dönemlerden bahsediyorum. Hı-hı. Mesela hiç şeylik his, yani nasıl bir heyecandı onu aslında sormak istiyorum ben. Abi o nasıl bir heyecan? Şimdi bir gün bu anıyı var mı böyle? Evet böyle bir anı da istiyorum aslında. Abi. Lise değil, orta üçteyim. Bu Harbiye'de. Harbiye Açık Hava Tiyatrosu'nda prova yapıyorlar. Telefonum çaldı. Hüsnü abim neredesin? Abi dersteyim. Kaçta bitiyor? İşte 4.30'da bitiyor. Tamam dersim bitince hemen önlüklerimle beraber Harbiye Açık Hava'ya gel. Tamam dedim herhalde bir konser var. Konseri izleyeceğim. Gittim abi Harbiye Açık Hava'ya. Girdim. Önlüklerle bir baktım. Anneciğim Sezen Aksu mikrofonda sound check yapıyor. Mustafa Ceceli o zaman Sezen Aksu'ya keyboard çalıyor. Erdin Şenaylar, Akataylar orada. Hüsnü abim, Göksun abim orada. Cihan Okan orada vokallerde. Şampiyonlar Ligi. Evet evet doğru. Abi dedim işte beni aradın. Gel dedi. Bir tane de boş sandalye var. Gelmem dedim. Nereye geliyorum? Neden geliyorum? Niye çağırıyorsunuz ki beni? Gel çalacaksın dedi. Arka arkaya 3 gece. Oturuyorum şimdi aralarında. Bir sağdan tokat diyorum, bir soldan tokat diyorum. İkisi de Türkiye'nin en önemli müzisyenlerinden. Çok enteresan. Göksun abiye de bu arada, Hüsnü abiye de çok selam olsun. Selam İkisi de olsun çok değerli, de. Benim için de öyleler, çok değerliler. Yani ben de Hüsnü abinin elinde büyüdüm. Biz aynı yatakta yattık onunla biliyor musun? Öyle. Ben harbi elinde büyüdüm onun yani. Öyle yani bir diyalogumuz var bizim onunla. Ne güzel. Ondan sonra cuma dediler ki sürprizi söyleyeyim mi diyor şimdi Hüsnü abim. Yok söyleme heyecanlansın biraz ya diyorlar. Al kafayı yiyeceğim. İşte Sezen Aksu geliyor elimi tutuyor falan filan. Bayılacağım. İkinci yarıya ara verildi. Bir şeyler koydular benim önüme. İyi ya da kötü çalmaya çalışıyorum. İhtiyaçları da yok zaten adamlar. Oo neler çalıyorlar. İkinci yarıdaki dedi Nihamen Taksim'i dedi. Trombon yapsın bakalım dedi Sezen Aksu. Haberin yok konser haberin esnasında. Yok. Haberim yok. Bu yapılır mı abi? Ya 14 yaşındaki çocuğa bu yapılır mı? Bir şeyler çaldım ettim ben falan filan. Aa dedi. Şunu dedi sen bunu getirdin. Tamam bunda Ergün Şenlendirici'nin ruhu var dedi. Kadın. Evet. Rahmetli de babam da çok çalıyormuş kadına. Bunda dedi onun ruhu var falan filan diyor ama ben titriyorum heyecandan. Hadi oradan çıkıyor. 3 gün çaldık bu arada. Benim için çok güzel bir deneyimdi. Öyle başladı zaten sahne hayatı bende. Oradan şeye gidiyoruz, stüdyoya gidiyoruz. Bir kayıt var. Bunlar da tromboncu arıyorlar aralarına. Ya bir tromboncu bulamadık. O zaman trompetleri Hüsnü abim çalıyor. Saksafon Göksun abi. Göksun, bütün kayıtları o zamanlar, onlar çalıyorlar.
bir tromboncu bulamadık aramıza falan filan derken işte ben yetiştim ettim biraz. Bir gün kayıda aldılar beni. Bir ses geliyor. Tom Meister kim hatırlamıyorum ama kafayı yiyecek herif. Güp 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 diye bir ses geliyor. Nereden usta, bir saat uğraştı adamlar. Meğer şamdan çalarken ayağımı vuruyormuşum. Hadi oradan da biraz harfır çeydik. Abi ne çalarsın? Ama ne güzel diyeyim. Bak eğitim de oluyorsun. Allah, yani Allah onlardan razı olsun. Tabii. Ya bu bir yerlere geldiysen, bu geldiğim yer bir yer temsil ediyorsa hepsi onların sayesinde. Ne güzel, böyle mütevazı olmak da çok güzel. Hasan gerçekten çok değerli. Çok da iyi yerlerde bir müzisyen. Allah hep yolunu açık etsin, hep bahtını güzel eylesin. Böyle Allah temiz kalpli insanların yürümesi çok güzel bir şey. Allah razı olsun abicim, sağ olasın. Hasan'ım, sahne çalışmaların devam ediyor herhalde. Aynen abi. Kimlerle çalışıyorsun? Çok uzun bir süre, 2011 ve 2019, 2018-2019 yılları arası Volkan abiyle, Volkan Konak'la evet. Sahnede çalışıyordum. Zaten Volkan abi gibi sanatçıya çalıyorsam başkasına da ihtiyaç olmuyor evet. Zaten abi. Yolun bir de sizin çalışan diyaloğunuz bir baba oğul gibi, yani bizim gözlemlediğimiz öyle. Çok seviyor seni Volkan abi. Aynen, bizi sahnede çok eğitti abi. Evet. Anıl olsun, çünkü çok küçük yaşlardaydık. Sahne tecrübesi nedir, sahne adabı nedir? Ki ben Volkan Konak'tan önce Kenan Doğulu, Sezen Aksu sahneleri çalıyordum. Evet. Ve onlardan da çok şey öğrendim. Ama Volkan abi de o adabı daha çok öğrendim. 5'se 10 üzerinden 5 puan verilirse bana 7, 8 oldu, 9'lara evet. Çıktı. İş geldi, dolaştı. Bırakmak zorundayım. Çünkü Koray Avcı'yla da çalışıyorsun. Koray Avcı'yla çalışıyorum ve sahne şefliğini, orkestra şefliğini yapıyorum. Koray'la da aramızda çok güzel bir diyalog var. Ben sahnede olduğum zaman o da daha mutlu oluyor. Gittim Volkan abiye, dedim ki abi böyle böyle bir durum var, benim bırakmam gerekiyor. Koray Avcı'da orkestra şefliği aldım, turnemiz var, güzel şeyler olacak. Ne dersin, izin istiyorum senden dedim, çünkü bunu yapmak zorundayım, çok önemli benim için. Aa vay be, bırakıyor musun dedi ya. Evet abi dedim, tamam dedi, o zaman bırakıyorsan tabii ki de gidebilirsin. Demek ki biz işimizi doğru yapmışız, bak seni büyüttük, besledik. Ne güzel bak. Nerelere... Çok güzel. Ettik. O da büyüklük yapmış ama. Tabii ki de. Tabii ki de. Allah ondan da razı evet. Olsun. Onun da müzik kariyerinde. O da çok kıymetlidir. Volkan Konak da çok kıymetli bir üstattır. Aynen öyle. Ondan sonra hocam, son 2016'dan beri Koray'la da çalışıyorum. Onunla da çok güzel işler çıkarıyoruz. Yurt dışında çok güzel konserler çaldık. Amsterdam'da, Rotterdam'da çok güzel opera salonlarında çaldık. Almanya'da şeyden sonra, Rihanna'dan sonra falan en çok bilet kesen Koray mı yaptı bunu? Tabii. Bu en çok bilet kesen sanatçı ünvanını aldı. Vay be. Şeyler. Güzel işler alıyor. Onun da gönlü çok güzel bir insan aslında. Aynen öyle. Biraz yanlış aslında piyasada ismi lanse edildi. Ben onun ilk çıktığı dönemleri biliyorum. O zamanlar biz Ahmet Çelenk işte 98 müziğin hı-hı. sahibi, onunla beraber gelmişlerdi, tanışmıştık. Böyle çok mütevazi, kendi halinde bir insandı. Ama öyle daha değil. Sonradan bu gazetelerden, haberlerden dedim ki ya bu o olamaz herhalde. Abi, sonra o... senin çalıştığını duyduktan sonra zaten şimdi senin de kendi başına bir kriterlerin var zaten. Abi, bir de hani şeyin tutmazsa, background'u tutmazsa da her ne kadar maddi bir durum olsa da sen de çalışmasın. Neticede sen de bu camiadaki en kıdemli, en iyi yerlerde olan müzisyenlerden birisin. Ya onun da sebebi şu, Koray kimsenin etlisine sütlüsüne karışmadı. Evet. Sadece işine odaklandı. İnsanlar da onu o olduğu yerden, nasıl bu adam buradan gelip, sokaktan gelip buraya en yükseğe, en evet. yüksekteki koltuğa oturur, oturmaması lazım deyip bir onu böyle şey faktörü de çok büyük. Buradan selam olsun. Ahmet abiye de, Ahmet Çelenk bana göre, yani şöyle söyleyeyim sana, ben çok iyi tanırım Ahmet abi, çok da severim ayrıca. Camiada öyle prodüktörler kalmadı. Aynen. Şak diye insanın yüzüne söyler. Bak biz hı-hı. bir proje çalıştık. Bir tane ismini vermeyeceğim. Hı-hı. Şu anda yürüdü gitti gerçi de. Hı-hı. Döndü kadının yüzüne, ne Sven ne dedi biliyor musun? Senden hiçbir şey olmaz dedi. Yapma dedi bu iş dedi. Ofisinde direkt yani Ahmet abi deli doludur. Ama söyle. Çok da doğru bir prodüktördür. Çok yaptığı işler 10 numara. Zaten 9-8 müzeye baktığınız zaman bugün bir Koray Avcı'yı çıkartmıştır, bir stardır. Bugün bir Halil Sezai'yi çıkartmıştır, bir stardır. Ona da buradan selamlar olsun. Hepsine selam olsun.
Önemli bir adamdır Ahmet aynen. abi. Hasan'ım şeyi merak ilk ediyorum. Lafını kestim. Beni de ilk televizyona sarı sıcağı evet. çalmıştık ya. Evet, hatırlıyorum. Beraber. İlk televizyona da çıkaran Ahmet abidir. Evet, Ahmet abi çok değerlidir. Çok seviyoruz onu. Buradan selam olsun. Şeyi soracağım Hasan'ım sana. Enstrümanist olarak hiç tek başına albüm yaptın mı? Son zamanlarda bir çalışma izledim. Hı hı. Çok da beğendim. Çok güzel olmuş. Ellerinize çok sağlık. Emeği geçen herkese buradan teşekkür ediyoruz. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş. Senin bu konudaki düşünceni merak ediyorum. Yaptın mı? Yapmayı düşünüyor musun? Ne durumda? Şöyle, o çalışma nedir yani? Şöyle bir şey var Sedat abi. Son zamanlarda benim aldığım en büyük eleştirilerden biri bu albüm meselesi. Evet. Ya insanlar diyor ki niye yapmıyorsun? Evet. Niye yapmıyorsun? Bir şeyler bekliyor artık insanlar çünkü. Kesinlikle. Sen de çok iyi biliyorsun. Hem sahnede hem stüdyoda çalışıyorsan yani çoluğunu çocuğunu görmeye vakit olmuyor. Ha bu bir mana mı? Değil tabii değil ki. Değil tabii ki. Ya, bir tembellik yönüm de var. O bunun sebebi zaten. Ama, ya bizler biraz sözünü kesiyorum. Çok özür diliyorum. Bizler biraz şeyi de çok seviyoruz. Bende de aynı sıkıntı var. Çok fazla işimizde haşır neşir olduğumuz için biraz da kendimize zaman ayırmak istiyoruz. O kendimize ayıracağımız zamanda da işte ailemizle neticede Allah başlasın bak 3 tane evladım var şu anda. Allah sağlıkla uzun ömürle yaşlarını görmeyi nasip etsin. Biz onlarla böyle vakit geçirmeyi, ailemize zaman ayırmayı da çok seviyoruz. Her şey çok işte değil aslında. Evet tabii ki. Böyle bir durum da var. Zaten stüdyo ve sahneden kalan vakti hemen onlarla geçiriyorsun. Tabii ki. Onların çünkü zaten. Ben abi kendi evladımın şimdi 3 yaşındaki örnek veriyorum. Halini bir daha göremeyeceğim ki. Aynen o adam öyle. 3 yaşını geçecek. İşte ben döndüp dolaştıp tekrar geldim de onun o bebekliğini görmedikten sonra bir kıymeti yok bu işin. Yani çünkü çalışmanın da bir şeyi olmuyor bir saatten de, sonra yani. Ya bir liste vardı elimizde. Hiç korona mevzusu olmasaydı, patlamasaydı işlerimiz. En ufak kızım 4 aylık. Ben onu 3 ay görmeyecektim falan doğru düzgün. Öyle bir liste vardı elimizde. Yani şunu söyleyeceğim. Çok vakit ayıramadım bu zamana kadar evet. Açıkçası. Ama şimdi son zamanlarda artık özellikle Hakan Yer bizde. Evet. Olsun. Hakan abime de selamlar olsun. Çok seviyorum onu. Çok önemli, çok değerli. Yıllardır tanıdığım, kendi çizgisini bozmamış bir abimdir. Onu da çok seviyorum buradan. Onunla böyle çok vakit geçiririz. Hep böyle kafasında planladığı şeyleri evet. Böyle beni bir gaza getirmeye çalışır. Ben de inadına böyle hiç onu aramam o konuda. Bu olaylar olunca evde şey çaldım böyle. Bu sistemi de kullanmayı bilmiyorum abi. Hı-hı. Ben evde sistemim yok. Evet. Büyük eksikliğim. GarageBand'i böyle çözdüm. Evet. Ya çok büyük bir iş yaptım. GarageBand'i çözdüm. Bir şeyler çaldım GarageBand'de. Aradım. Bak bakalım hani dedim. İyi an beni dedim. Bir senedir, bir buçuk senedir. Hadi dedim bir şeyler dedim yapalım. Aa öyle mi dedi ya. Şimdi gel bakalım dedi. Adam bir gün içinde Seren abiye gitarları çaldırdı. Yaman abiye perküsyonları çaldırdı. Serkan Akbıyık klavyeleri çaldı, kendi çalmış, bir yolladı bana. Allah Allah. Çok güzel yani, geliyor ama. Çok bir sound belirledik evet, böyle. Evet, çok güzel geliyor. Bir sound geldi. O şeyi biraz havasını da hissettim aslında. Laço Tayfa'nın böyle ilk yaptıkları şey var ya sound'u, onu biraz hissettirdi yani. Altyapıdan bahsediyorsun evet, değil evet, mi evet. Abi? Aynen. Onu hissettirdi yani. Ondan sonra cama, hadi dedik bunu bir paylaşayım, bir de benim aklıma tam paylaşacağım şey dedi. Hanıma dinlettim. Ya Hasan dedi, Hüsnü abimin o. Kent evet, önce, şeker reklamındaki mevzu gibi dedi. Ne güzel çalmışsınız, evet. Çok güzel olmuş deyince ben de biz ailelerimize çok bağlıyız. Öyle. Allah başımızdan eksik etmesin hiçbirini. Amin abi. Böyle çok kaybettiğimiz, çok sevdiğimiz akrabalarımız var. Hadi dedim bir video edit, bir şeyler yapsın. Bizim Köksal var. Evet. Ona da selam olsun burada. Köksal dedim, şuna bir edit yapsana. Evet, videoda birileri de var. Onlar kimler? Onlar işte babaannemin annesi, dedem, evet. Babamın babası, evet. Babamın teyzesi, annemin... Hepsi rahmetli mi oldu? Hepsi işte o videoda gördüklerinin hepsi benim akrabalarım, rahmetli evet. Olmuş akrabalarım. Bir de en kıymetlilerimiz. Onları da böyle koyunca daha da böyle duygusal bir ortam oldu değil mi? Şimdi benim takipçi sayıma göre izlenme sayım, bir video koyduğum zaman izlenme sayım bellidir. Bunu koyduk. Haydi video geldi. 45 bin görüntülenme, çok ciddi rakam Instagram'da. Tabii. Benim 15 bine yakın bir takipçim var. Ona göre bir 45 bin görüntülenme çok büyük bir başarı. Evet.
zamanı dedi Hakan abi geldi. Kesinlikle. Şu olaylar da bittikten sonra dedi. Bak sandığımızda... İnşallah. Daha önce hiçbir şey yapmadın ama değil mi? Yapmadım abi. Hep birileriyle fit durumları oldu. Evet. Bir sürü insana çaldık. Ama kendime bir proje yapmadım ama... Kesinlikle sonunda, bekliyoruz. Aynen olacak. Kesinlikle yakışır. Ben de ona inandım abi. Bu özellikle son videodan sonra. Evet. Yani 1,5 dakikalık bir video dersin ama... Öyle güzel tepkiler aldı. Yok çok ki... öyle bir içten yürekten insanları yakalıyor ki çok önemli bir şey ya. Zaten insanın algoritması o 15-20 saniye içinde yakaladın yakalayamadın. İnsanlar direkt geçiyor zaten tabii, anladın mı? Tabii sen abi. O ilk saniyeden bile o daha görüntü o şey geliyor ya orada bile almışsın bile, yani çok başka Göksel bir şey oluyor. Yani günde en az 50 tane müzisyen Göksel abinin saz semailerini vesaire bestelerini çalıyor. Evet. Tabii ki de adam kibarlık olsun diye beğendiğine de beğenmediğine evet, altına ağzınıza evet, sağlık arkadaşlar evet, yazıyor ama duvarında ben görmedim daha paylaştığını. Evet. Baktım hemen Hakan abi aradım abi dedim Göksel Hoca bayağı duvarında kendi ana sayfasında paylaşmış bizim çaldığımızı. Aa demek ki güzel bir iş yapmışız. Aynen tamam, aynen çok ellerinize sağlık buradan emeği sağ geçen herkesin abi. Ellerine sağlık. Bir eser daha çalabilir miyiz? Veya şöyle bir şey yapalım eserden ziyade bir taksim mi yapsam böyle trombonla evet. Böyle. Bir daha alayım abi ben. Nasıl bir şey yani bu enstrümandan bunları duyuyorum ya ben her dinlediğimde de zaten bir şaşkınlığım oluyor diyorum ki ya Allah Allah falan bu başka bir maşallah Allah seni nazarlardan korusun çok güzel ya maşallah albüm diyorsun çalışması kesinlikle yapacağım diyorsun inşallah bu senenin sonunda ufak ufak her şey hazır olur. Bu arada ailede yetişen müzisyenler de var. Görüyorum. Atakan'ı görüyorum. Aynen abi. Kaç yaşında oldu? Atakan 18 yaşına girdi evet. Abi. Hızlı da, gidiyor ama ya. Bir görüyorum yani bayağı bir maşallah var. Onu da yani duyuyorum. Çok güzel olacak abi. Bir ışık. Ya ilk ona da trompet verdiler. Evet. O istedi. Trompeti o istedi. Ona da baktılar verdiler. İlk böyle 1-2 sene bir endişe vardı benim kafamda. O da şimdi kendi kafasında bir tarz yaratmaya çalışıyor. Şimdi işi öyle çok, mi? Ya işi çok zor tamam mı abi? Ya,
önünde bir zaten trompet deyince her nişanlandırıcı engeli var abi. Tabii, sen de ne yapmaya çalışsan. Tabii. Bir de şey ya yıkılamayacak da bir şey. O zirvede bitirmiş yani. Ya bir de onun gibi çalsan onun gibi çaldı. Evet, evet, bitti ki çalamazsın. Kimse de çalmıyor. Evet. Şimdi ben varım. Evet. Sürekli beni ailede duyuyor. Sürekli mayınlar var. Nereye gitse patlayacak. Yani bir yere gitse Hasan gözettik. Diğer adamı Hüsnü Şenlendirici. Bir adam Ergün Şenlendirici. Bu tarafa Altan işte gözettik. Her tarafta bir şey sıkıntısı var yani adamın. O da işi zor. O da öyle kendine bir ters daha trompetle klarnet gibi çalma durumları böyle söz konusu. Güzel bir yolda gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Ne düşünüyorsun? Zaten, bir abi olarak ne hissediyorsun? Ya eğer kafasındakini başarırsa çok güzel yerlere şey gelecek. Bir okulda bir çaldığı videoyu paylaştım şeyde. Instagram'da. Bir anda patladı videosu tabii. Hayır, maşallah. Çünkü çok değişik bir 15-20 saniyede çaldığı şey. İlk dinlediği bizim oradaki şeyler mesela Soma'da olsun, Bergama'da olsun dinleyen akrabalar şey diyormuş. Dayı trompet değil bu ya demiş. Yapma ya. Öyle bir tuhaf bir enteresan bir hal. İbrahim Maluf yorum yaptı videosuna. Seni zaten biliyordum ama bu kadar geliştirdiğini tahmin etmezdim. İlk İstanbul konserinde beraber çalmak istiyorum. İnşallah. Senle diye bir yorum yaptı İbrahim Maluf videosuna. İnşallah. Onun haricinde zaten klasik eğitim alıyor şu an. Maşallah çok da güzel, notları da çok güzel. 95'in 100'ün altında aldığı sene sonu sınavlarından not yok. O da çok güzel ilerliyor. Bakalım beraber de böyle son çaldığımız videoda da o sonlara doğru giriyor ya. Evet evet. Belki albümde de beraber bir şarkı abi kardeş böyle bir şeyler de olabilir değil mi? Bir tını şimdi benle de beraber bu tını yakalamaya başladı. Evet. Benim çaldığımın üstüne birebir trompet yapışınca bu bağlı bir enstrüman. Doğru, bağlı çalınan doğru. Bir enstrüman. Trompet perdeli bir enstrüman. O benim çaldığım trompet versiyonu gibi bir şeyler çalışıyor kafasında. Yola açık olsun. Çok da güzel ilerliyor inşallah. İnşallah. Allah onun da gönlüne göre versin. Ne güzel böyle kardeşlerimizin de başarılı adımlarla gelmesi çok güzel bir şey. Hani müzikte torpil asla yok. Bunu her zaman söylüyoruz. Yani Hasan Gözettin'in kardeşidir. Eyvallah. Tabii ki farkını yaşayacak. O farkı nasıl yaşayacak? Girdiği ortamlara kaliteli insanlarla direkt doğrudan girmiş olacak ama onun da bir şeyler mücadele vermesi gerekiyor ki doğru yerlere gelebilsin. Zaten basamak hissediyorum evet. Abi diyor. Tabii ki. Zorunda hissediyorum tabii kendimi. Ki. Yapmak diyor. Zorunda. Çünkü öteki türlü de şöyle de bir şey olabilir yani Allah korusun onu hiçbir zaman yaşamışsın. Ya hani Hasan tamam ama bu olmuyor gibi bir şey tabii. Olmaması aynısını lazım. Mesela Ergün'de tabii. Bizim evet. Şey yapıyorduk yaşıyorduk. Adam geldi 15-16 yaşına evet. 17 yaşına. Ya düt demiyordu. Evet o da birden yani, ama gitti. Ama birden ne oldu ona da bilmiyorum. Abi şu an çok evet. Güzel klarnet evet, çalıyor. Evet evet evet. Evet. Yani tonuna monuna aşığım herif. Evet. Gayet güzel gerçekten klarnet çalıyor. Öyle. Babasına en yakın klarneti çalan şu anda Ergün. Aa, onun nefesini üflüyor. Evet evet abi, aynen. Daha ne olsun. Aynen aynen. Çok, onun da yolu açık olsun. Çok amin amin. Gidiyor. O da yeni evlenmiş herhalde. Onun evlendi da, o da evet, evlendi. Allah bağışlasın yani, bakalım. Allah hayırlı uğurlu etsin inşallah. İnşallah inşallah. Onun da ben ya şöyle söyleyeyim. Hani resmen ilkokulu mavi önlükler var ya o zamanki hallerin yani Hüsnü abiyle işte o zamanlar biz Pınar Eliçe'de çalışıyorduk. Evet hatırlıyorum. O zamanlar beraberdik ben işte. Ya. Tabii. Ufacık tabii. Ben de işte ya ben onun evladı gibiydim, kardeş gibiydim işte. Biz 24 saat uyanıyoruz hep beraberiz. Arıyor, neredesin geliyor falan. Tamam. Benim nişanlandım ben. Bak Hüsnü abiyle benim hiç unutmayacağım bir şeyim vardır. İnşallah bir gün onu da buraya konak edeceğim. O Bergama'da yaşıyor. Gerekirse sen gidersen. Ha. Bilmiyorum abi. Bir ortam yapacağım. Ya onu buraya gelecek. Yani başka şansı yok zaten. Onunla şöyle bir anım var. Ben şimdi nişanlanacağım abi o zamanlar. İşte 24 saat beraberiz ya o zaman bunun bir kaydı var ama. Dedim ki işte akşam nişanım var ha geç kalmayın siz çalacaksınız falan tamam dedi. İşte gelecek abi nişan başlıyor gözüm kapıda yok abi üstüm yok. Allah Allah 1 saat 2 saat 3 saat nişan bitti abi. Herkes çıkmaya başladı salondan. Baktım bizimki geliyor. Bak şimdi. Sırtına asmış kraliçeyi. Ben dedi geldim. Nereye dedim geldin? Ama ben bayağı bozuldum. Yani dedim seni bekliyor. Bir de ben herkese şimdi söylemişim. Gelecek, ama tabii o zamanlar bu kadar Hüsnü isim değil ama hani yine de bizim camiamızda Hüsnü deyince tamam yani ismi var.
Dedim nereye? Bak insanlar gitti. Benim nişanım dedim bakalım. Bitti. Tamam ben dedi. Al abi eline süpürgeyi, bütün salonu dedi. Ben dedi kendi kendime ceza veriyorum. Bütün salonu. Böyle bir şeyi var. Acayip. O da çok temiz kalpli çocuk mutlu bir adam yani. Kesin ya. İşi vardır da gelmemiştir. Kesinlikle abi. Beni hiç asla kimseyi de, hiç kimseyi de beni kırmıyor. Asla kırmaz. Benim yani şöyle söyleyeyim. Benim gerçekten öz abim gibidir. Çok da severim, çok değer veririm. Hatta bazen biz görüntülü böyle birbirimizi arıyoruz, görüşüyoruz. Acayip böyle oradan bile hani görüşemesek de çok yakın. Yani sadece şeylerde. enstrümanla değil adamın. Sağlık. Bu da güzel bir eser. Hasan'ım teşekkür ediyorum geldiğin için. En son şeyi merak ediyordum aslında, soracaktım. Kapatmadan onu şey yapayım. Konserler arasında böyle yurt dışında enstrümanist olarak mı verdiğin konserler oldu? Yoksa işte solistlerle gittiğin konserler mi oldu? Bunları bir merak ediyorum. Bunu da sormuşlar zaten yorumlarda. Dedim bunu abi, da bir sorayım. Abi şöyle oluyor. Yurt dışına... Nerelere gittiniz? Ne yaptınız? Ne ettiniz? Böyle bir kısaca da bunun da üstünden geçersek. Abi, yurt dışına Dafer Yusuf Tunuslu takip ediyor musun? Tanıyor musun? Bilmiyorum. Dafer, Ut ve Şan şarkıcı. İnanılmaz yetenekli bir herif. Şey yok mesela, 4-4'lük bir bestesi, 3-4'lük bir bestesi, 6-8'lik bir bestesi yok adamın. İşte 33-16'lık Allah Allah. Besteleri var. İşte 23-16'lık, 25-16'lık, 28'lik besteleri var. Ne çalıyor? Hatta Ut çalıyor adam ama şarkı da söylüyor. İnanılmaz yetenekli bir herif. Çok yetenekli. Onunla şey yapmış, benim Hüsnü abimin yeni olduğumu bilmiyor. Ya bu çocuğa nasıl ulaşabiliriz diye bir gün İzmir'de çalıyorlar. Diyor ki benim yeğenim ya işte falan. Beni aradı Hüsnü abim. Hasan dedi, bir adam var. Ama dedi bir şey rica ediyorum abicim, parçalara lütfen bak dedi. Neden dedim abi? Çünkü dedi beni aradılar bu adam için. İşte Hüsnü Bey notaları yolladık falan filan. Ben dedi bakmadım, ne olacak ki yani. Girelim çalarım. Tabii. Allah Allah falan. Bunlar şeydi, hatta videoları bile var. İzmir Adnan Saygun'da çalıyorlar.
Bir tek parçanın finallerinde dedi size çıktım dedi. Dizlere girdim dedi. Adamın dedi doğru düzgün bestesi yok. Manyak oğlum herif parçalara bak dedi falan filan. Daha Ferdi Suf'la 3-4 tane yurt dışında konserim. Nerelere gittiniz? Kazakistan'a gittik abi. Ay Hollanda'ya gittik, Almanya'ya gittik. Onun haricinde de bu ara şey çok oluyor son 2-3 senedir. Kuveyt çok oluyor abi. Hüseyin El Cesmi diye oranın bir yine çok ünlü bir sanatçısı var. Orada orkestraya şef de çok ünlü. Velid Feyit. Evet. Çok ünlü bir adam o da. Dinlediler beni. Onlar da sevdiler sağ olsunlar. Müzik güzel de oldu zaten. Çok aşıklar bu tür mevzulara. Çalınan uşaklara. Evet evet tabii tabii. Onlarla da Kuveyt'te bir 6-7 konser verdim. Hem adama eşlik ediyorum orada. Onun haricinde bana bir 3 dakika 4 dakika bir şey veriyorlar. Bir solo çalıyorum falan filan. Seyircilerden acayip. Şeyi de merak ediyorum Hasan ya. Onu da sorayım. Şimdi okulda eğitim aldınız. Hı-hı. Aynı dönemdeki arkadaşlarınızdan bahsediyorum. Aynı enstrümanı çaldıklarınız. Şimdi senin enstrümanında farklı bir şeyin oldu. Artık tarzın oldu. Hı-hı. Diğer arkadaşlarınla böyle hiç aranızda konuşuyor muydunuz? Yani ya Hasan sen ne yapıyorsun? Yani bu enstrüman aslında böyle veya senin gibi çalmaya çalışanlar böyle bunlara tepki gösterenlerin nasıl bir şeyle karşılıyordun? Abi şey oluyordu. Bu arada şey söyleyeyim işte bizim Hüseyin var kemancı. Evet. Hüseyin'e selam olsun. O da tromboncu muydu? O da tromboncuydu yapma ya. Abi. Benim nasıl keman olmadıysa evet. Onun da trombon olmadı. Sonra okulda çevirdiler mi onun enstrümanını? İşte onu anlatıyorum abi. Girdi. Hüseyin benden bir sınıf yok yarı zamanda da okudu o 2 sene. Ben de girdim. Benim de girdiğim seneyle beraber bu adam 3 senelik tromboncu oldu. Ben daha 1 senelik tromboncuyum. Bir girdim Hüseyin'in çaldığı etütleri çalmaya başladım. Bu geliyor. Oğlum ben çalamıyorum bu sazı ne olacak falan filan adamı soyadı kemancı. Ama bizim okulda biraz o konuda inatçıdır. Mimarsından benim biraz... oğlum da orada. Rüzgar da orada. Şeyde mi çocuk? Şu anda çocuk konservatuarında. Ne enstrüman daha falan enstrüman yok değil mi? Daha şeyde. Daha oyun oynuyorlar. Ya Türkiye'deki iki okuldan biri, ikinci evet. Okuldan biri ben zaten. Ben de çok istemiştim. Sağ olsun buradan da selam olsun ona eğer izlerse. Çarem sağ olsun ders verdi ona. Tamam. Çarem, evet evet Çarem Tepecik onun öğrencisi Rüzgar'da. Süper. O yetiştirdi onu. Güzel oldu yani şu anda. İyi İnşallah gidiyoruz. Piyano bölümüne İnşallah. Girer İnşallah. De azıcık da sıyırıyor bu İnşallah. Arada. Onu da uyandırayım piyano bölümüne girenler birazcık sıyırıyor. Evet. İnsanüstü oluyorlar çünkü. Neyse. Geldi Hüseyin, ben bir senede adamın çaldığı etütleri çalmaya başladım. O da bana dert yanıyor, Hasan olmuyor diyor bu oğlum, nasıl olacak falan. Ondan sonra bir sınava girdi, o da çok yetenekli biliyorsun işte. Üniversitedekilerin seviyesini verdi herif sınavla. İşte bu kadar çaldığını bilmiyorduk ya falan filan hocalar. Tabii orada okulda o sazı çalsa da evde şimdi kemana dönüyor. Ya tabii canım. Bir de ben adam... onların çok küçüklüklerini biliyorum. Bak Sarı'yla Hüseyin o zamanlar yani şöyle söyleyeyim ben sana. 20 sene önce belki o Kasımpaşa'da şey kahvesi vardı ya Eskişehir işte Müslümanların evet, kahvesi. Evet, evet, evet. Orada biz bu selam olsun buradan klarnetçi Suat abi var Bigalı Diril. Onlarla HBB televizyonda belki onun baban da geliyordu o dönem. Sonra... Ünal Acı'ya bir şey çalmaya gidiyorduk. Belki baban da vardı o dönem hatırlamıyorum ama o da geliyordu ara ara. İşte çalmaya gidiyorduk. Bunları kahvede abi kapıştırıyorlardı Sahil ile Hüseyin'i. Önlerine atmışlar. Hep öyle bir şey vardı değil mi? Ama bunlar nasıl çalıyorlar biliyor musun? Manyak yaşları yani çok küçükler. De. Ben geliyorum ben de zaten küçüğüm yani en fazla aramızda 4-5 yaş 6 yaş belki vardır ama bir bakıyorum lan diyorum bunlar nasıl çalıyorlar? Yani o dönemde Hüseyin ile Salih evet. Baktığım zaman tamamdı yani. Zaten benim jenerasyonda işte benim kendi adıma gurur bak bunlar benim jenerasyonum evet. İşte bu adam benim sınıf arkadaşım dediğim Hüseyin var Hasan var. Işte Hasan Şavlı. Evet. Hasan var. Mesut abinin oğlu ona da selam olsun. Mesela gitarcı bir arkadaşım şu an Amerika'da yaşıyor aynı sınıf Süper. Arkadaşım. Ondan sonra Abuzer Manafzade Azerbaycanlı dünyanın her yerinde piyano konserleri veriyor şu an. Şey vardı mesela soruna geleyim. Değişik böyle enstrümanları Ali vardı. Korno verdiler Ali'ye. Ali de benim trombon nasıl böyle çalıyorsam o da korno da aynı şekil çalıyor. O da çok yetenekli bir müzisyen. Kim? Ali, şey Mehmet abinin oğlu. Ali Dağ. Mehmet Dağ'ın evet. Klerçi Mehmet Dağ'ın evet, oğlu. Bizim Hasan'ın kardeşi değil mi? Evet evet. Onun da abisinin ismi. Evet, evet evet. Aynen. Ondan sonra bu yeni yetişenlerden Burak. Kerim abinin oğlu. Kerim abinin oğlu. Evet. Onu Burak.
Çok yetenekli. Evet, o da şimdi evet. O da neyici aslında. Ney çalıyordu okula girdiğinde? Ya bu okul karma çorman yapmış adamları ama kötü de değil herifler. Doğru tespitler de yapmışlar. Abi şu an Burak yani. Mesela Türkiye'nin en iyi caz, en yetenekli caz tromboncularından biri olma yolunda ilerliyor. Evet. Ne yaptı? Adam yetenekli adam. Trompet de çalıyor şimdi. Evet. Trompeti de öğrendi. İşte Ali var, Burak var, Atakan var. Benim jenerasyonumdan da dediğim gibi Hüseyin, o Amerika'da yaşayan arkadaşım olsun. Gurur duydum. Bu müziğe bir yol açmış çok arkadaşım var. Hepsine selam olsun. Biz de buradan. Sizlerle gurur duyuyoruz. Gerçekten biz de sizlerle çok öyle önemli, abi. Sizden önemli, çok şey estağfurullah, oldu. Çok önemli müzisyenler çıkmış. Çok önemli yani babalarınız da tabii ki daha çok hani ben çalıştım. Yani ben de jenerasyonumun türünün tek örneğim. Çünkü ben kendi yaşıtlarımla hiçbir zaman çalışamadım. Benim jenerasyonumda o dönem mi çok adam çıkmadı açıkçası. Hı hı. Hep ben yaşça kendimden çok büyüklerle orkestralarda çalıştım. Hani biz eğitim de almadık zaten. Bizim yani biraz daha piyasada yetiştiğimiz şey ama sizin jenerasyonda inanılmaz hem teknik olarak hem işte genel kültür olarak hepiniz birer pırlantasınız. Böyle piyasada baktığımız zaman da bizim camiamıza, bizim gurur kaynağımız oldunuz hepiniz. Hepinize yolunuzda başarılar diliyorum. Sana da çok teşekkür ediyorum. Son olarak bir şey söyleyeceğim. Şey olunca dedin ya eğitim almadık diye. Evet. İşte oğlunu mesela şeye verdin. Evet. Okula verdin. Evet. Şimdi oğlun ufacık yaşta resimlerden görüyorum. Burada senden o eğitimi tabii, alıyor. Tabii. Piyasa dediğimiz eğitimi de burada senden 3 yaşında alıyor. Tabii. Ya şimdi burada aslında. Pratiğini tabii alacak. Şimdi bana da mesela... Görerek öğrenme diye bir şey var. Şeyden... Konservatuarlardan bazen mesela öğretmenlerimiz bizden rica ediyorlar. Diyorlar ki Sedat işte çocukları gönderelim. Kayıt teknolojileriyle alakalı bir şeyler göster. Hı-hı. İşte mikrofonlamayı, tonlamayı falan. Bunlar bizim biraz daha kulak tecrübe ettiğimiz ve işte ben 20-25 yıldır hemen hemen işte piyasada albümler yapmaya çalışıyoruz. O tecrübeyle onlara bir şeyler aktarmaya çalışıyorum ama tabii bu işin eğitimi başka. Şimdi benim kendi çocuğum için de buradaki tabii ki bu havayı teneffüs etmesi, işte buradaki ekipmanlara dokunması onun için tabii ki ayrı bir şey ama ben müzik burası, eğitimi vermiyorum mesela işte, asla girmiyorum. Ama şöyle girmiyorum. Bir durum var aslında ister istemez veriyorsun. Orası bir okulsa evet. Burası da bir okul. Öyle tabii ki. Ya ben okuldan çok çok şeyler öğrendik. Tabii ki. Çok çok şeyler öğrendik ama ben mezunların başına döneyim. Kayıt çalmasaydım 13-14 yaşımda. Ya o başka sol ama senin tabii ki kendi kabiliyetin de var tabii ki. Olmasaydı. Bu kadar tabii, olmazdı tabii. Belki. Daha hakim olmayabilirdim. Doğru doğru. Ya biz geçen haftalarda işte şeyi de konuştuk ya. Okul şimdi belirli bir yere kadar getiriyor. O eğitimi veriyor. Teknik eğitimi veriyor sana. Hı-hı. Artık gerisi senin tecrübene ve bu arada onların en çok şikayet kalmış. Ettiği konu da bu aslında. Şimdi bizim kendi camiamız çok yetenekli oluyoruz. Evet. Yani hepimizin çoluğu çocuğu neler yapıyor tabii, daha neler tabii. Olacak. Tabii ki. Ya diyor ben seni yetiştiriyorum. Sen buradan kökten öğreniyorsun evet, müziği, evet, mevzu neyse evet. Öğreniyorsun. Ondan sonra stüdyoda kulaklıkları takmaya başladıktan sonra sen de beni takmıyorsun. Evet, diyor. Ne yazık ki oluyor bu. Aynen ama oluyor. Yani tek söyleyebileceğin ne olur? Şey yapmasınlar, daha fazla okula yönelsinler. İlla doğru. Bitirme değil, ben istesem şu an senin giderim 2 sene. Okul? Benim son 2 senem kaldı. Ben 26 yaşından sonra gidemedim. Ne oldu? O evlilik, okul... Yurt dışı konserleri, stüdyolar daha fazla işe yöneliyor evet. İnsan ister istemez. O bir kaldı, bir açık kaldı ama gitsinler, gidebildikleri yere kadar gitsinler. Yani çok çocuk var, 2 sene sonra bırakan, 1 sene sonra, 1,5 sene sonra bırakan çok çocuk var. Ya bana şimdi şöyle şikayetler geliyor. Mesela benim İstanbul Teknik Üniversitesi için konuşacağım. Oradaki işte bölüm başkanları, işte... öğretmenler oradaki genelde hepsi bizim dostumuz, hocalarımız, bizim hmm. abilerimiz. Mesela bazı kardeşlerimiz için ricacı oluyoruz. Diyoruz ki işte kolaylık olsun. Bu arkadaşlarımıza nasıl bir yol izletelim? Hmm. Ona göre bir eğitim aldırıyoruz. Sınavlara giriyorlar. Ve onlar başarılı oluyorlar. Çünkü biz önceden hani bir altyapısını oluşturuyoruz ya nasıl evet. Bir eğitimden geçecek bu adamlar evet. Bilelim yani. Ona göre de bir hazırlık olsun. İşte çocuklar başarılı oluyor. Bir bakıyorum 2 sene sonra o bölüm başkanı veya işte oradaki öğretmen beni arıyor. Ya Sedat'ım Çocuk çok önemli işte biraz çalmaya başladı, saygısız oldu, şöyle oldu, böyle oldu. Ben bunları duyuyorum, gerçekten çok üzülüyorum. Çünkü hani müzisyen insana bir kere bu kafada yakışmıyor zaten. Bu üslup da yakışmıyor. Çünkü neticede o adamın oradaki unvanı öğretim görevlisi. Bu adam enstrümanist olarak tamam sen belki ondan çok çok üstün olabilirsin. Ama o adamın oradaki görevi senin eğitmenin. Sen ondan alabileceğini alacaksın.
elini öpeceksin, başına koyacaksın. Çocuklar keman gerisi kayıtlarından sende. Geliyorlardı. Evet. Solfej hocamıza nota yazıyordu Hüseyin. Hüseyin de dangalaktır evet, biraz evet, yani. Hiç evet, şey, lafını evet. söyler yani. Bir şey yaptı, bir sınava soktu bizi. Biz de geçerli not alamadık o sınavdan. Kıvıramadık da biraz. Hüseyin böyle yaptı solfej hocasına. Gel bakayım dedi, ben de sana dedi bir nota yazacağım. Sen de bunu oku dedi. Bak şimdi. O da yaz bakalım dedi, tamam mı? Okuyamadı. Okuyamadı herif. Ya böyle böyle ama ya bizimkisi böyle tatlı atışmalardı. Bir sene, bir buçuk sene geçtikten sonra bırakma okulu. Tabii. Gidebildiği kadar tabii. git. Hem bu taraftan eğitim aldığın zaman hem tabii, oradan tabii. eğitim aldığın zaman. Ya kendi zaman, işinde kendi ya bir kere yapan, zaten yapan kendine geliyor. Yapıyor. Başka hiçbir şey olmuyor ki. Aynen şimdi öyle. Sen istediğin kadar eğitimini al, istediğin kadar kendini ya da bu işe verme yani. Senin bir kere idealin çok önemli bu konuda. Sen şimdi bir idealist olmuşsun. Demişsin ki ben bu ülkede Hasan Gözetlik ismini işte getirebileceğim en yüksek yere getireceğim. Bunu başarmış mısın? Başarmışsın. Bu senden artık çıkmış bir şey. Anladın mı? Senden sonraki gelen adam Hasan'ı geçmeye çalışmalı. Hasan olmaya değil. Hasan zaten aynen. orada. Aynen. Anladın mı? Ya bu artık insan kendine yaparsa yapıyor. Bundan aynen. ne bir adım ileri ne bir adım geri. Ya aynen. yani aynen. onun için okulun da öğretmenlerin de kıymetini bilmek gerekiyor. Hepsine oradaki öğretmenlerimize de saygılı olmak gerekiyor. Böyle bir durumumuz oluyor. Aynen abiciğim. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ olasın abi. Geldiğin için. Çok beni kırmadığın için. Buradan bütün izleyenlere de söylüyorum, yine yorumlara yazın istedikleriniz, istediğiniz insanları, istediğiniz müzisyenleri. Ben ricacı olacağım. Sağ olsun Hasan da kırmadı, bugün bizimle birlikte oldu. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür çok sağ olasın. Böyle bir yoğunluğunda bize zaman ayırdığın için. Ne demek abi, her çok zaman. Sağ olasın. Herkese görüşmek üzere. Bir sonraki görüşmek programda üzere. Görüşürüz. Sağ olun.